Abi ekmek 15 lira olabilirmiş, ne düşünüyorsun? Bu devlet başta olduğu müddetçe olabilir. Devlet derken? Bunlardan her şey beklenir. Bunlar çünkü halkın ne durumda olduğunu, nasıl geçindiğini hayatta bilmiyorlar. Kendiler gibi zannediyorlar, sarayda yaşıyorlar ya. Ukrayna'dan gelmez mi olmuş artık şeyler, buğday? Onun için mi olacakmış? Yani sebebini bilmiyorum ama. Yani şimdi çiftçinin öldürdüğüne göre Ukrayna'dan alıyordu devamlı. Rusya'dan alıyordu, savaş içindeki insanlardan alıyordu. Ama bizim halkımız savaş içinde olmadığı için, olmadığı durumda biz ekemiyoruz. Ukrayna ekiyor. Rusya ekiyor. Ondan mı acaba? Bence de ya. Adamlar savaştayken bize buğday satıyor. İşte onu diyorum ben de. Ben de onu diyorum. Biz de refah içinde yaşıyoruz ama ne buğdayımız var, ne bulgurumuz var, ne unumuz, ne pirincimiz, ne pambuğumuz. Hiçbir şey yok. Diyorlar ki soğan ekmek yerim, yine de bu sevdadan vazgeçmem. Geçmezler. Reisi düşürmezler. Yabancılar gitmedikten sonra Türkiye düzelmez. Suriyelisi olsun, diğerleri. Her kimse yani. Yabancılar gitmesi lazım kardeşim buradan. Türkiye'yi eğer gerçekten düzlüğe çıkartmak istiyorlarsa bunlar şart. Çünkü Türk'ün bir kişi bizim 10 kişinin yediğini onlar bir kişi yiyor. Tamam mı? Ondan dolayı tabii bütçeyi de eritiyorlar günde gün. 50 bin daha olsa veririm diyordu ya, harcarım diyordu reis. Ondan dolayı reis gitmeden bu ülke düzelmez. Bence abi sen göçmenler hakkında ne düşünüyorsun? Göçmen hakkında bir an önce gitmeleri lazım. Gitmedikleri müddetçe bizim bu ülkede hiç düzelmez. Kiralar almış yürümüş, fiyatlar almış yürümüş, her gün zam geliyor. Niye? Hepsini bizim gibi turistler zannediyorlar, biliyor musun? Yerli turist kimi zannediyor? Bize de mısır 40 lira olmuş. Giden hafta 30 liraya da bir mısır. 40 mı olmuş? 40 olmuş. Allah Allah. Vallahi 40 lira. Giden hafta da 30 liraya da. Gerçekten geçen hafta 30 liraydı. Bizi bu turistler gibi zannediyorlar. Yani bunların hepsi bunu yer zannediyor. Halbuki yok ya. Yabancıların yüzünden yani Türkler de yanıyor bu arada, biliyor musun? Şimdi bak diyorlar ki Arapçaları, yazıları kaldıracağız. Ya her yerde Arapça konuşuluyor zaten. İyi de ama yanlış bak, her yerde de Arapça konuşuluyor. O zaman konuşmaya da yasak edelim. Ya bunlar yanlış şeyler. Ya memleketten uğraşılsın, memleketten. Milletin diline, dinine, ırkına uğraşılmasın. Ya memleketimizden başka memleket yok ya. Gerçekten yok. Ya bugün onu zamı olabilir, bu fiyat artışı olabilir. Bunları normal görmek lazım. Çünkü siyaset demek yalan demek. Bu bir gerçek yani. Artık politika yalanla yürüyen bir şey yani artık. Bunu artık şimdi bak diyorsun ki 30 liraydı 40 lira olmuş. Peki pazarcılara 9 lira verecekti, o hava oldu. Ağır zorla geçen emekliler 10 lira dedi, o hava oldu. Ben bunu kendi memleketimde bile gördüm. 2 lira dedi gerçekten emeklilere para verecekti. Belediyenin kapıya çıktım, çaldım, girdim içeri. Ya öyle bir şey yok dedi. La kardeşim, o zaman dürüst olun biraz ya. Delikanlı olun ya. İnsanlar delikanlıca size oy veriyorsa siz de delikanlı, cevahitler, vaatlerinizin peşinde durun be kardeşim. Böyle onu ile kandırmayla, bunu kandırmayla. Ya başımızdaki zaman kırgız diyorsunuz. Siz arkadan daha yavaş yavaş ses götürüyorsunuz. Ne anladım? Al birini vur öbürüne. Vallahi bak değişen ne var? Ben her zaman diyorum tamam, iyini kötüsü olalım. İyini kötüsü. Tamam da ben yine diyorum bakın, ben bundan 25 yıl önce geldim buraya. Kadir Topbaşı müşahiri değil bu artık. Gerçekten Kadir Topbaşı müşahiri değil burası. Ben gerçekten demek ki alaya ötpül altı bürecek bir adammış, Allah rahmet eylesin. Ama gerçekten onun şehri değil. Fatih Sultan Mehmet'in hiç şehri değil zaten. Arkadaş burada yabancılar gelmiş. Ben buraya geldim daha önce 25 sene önce, inan yemin ediyorum sinek avlıyorlardı. Yani bir pantol almaya geldim. Ha şimdi pantol almaya. Arkadaşım pantol ucuzdu. La şimdi niye veriyoruz bu fiyatlar? Bir baktım ki hepsi yabancı diyor. Yabancı konuşuyor. Dedim yaşın yanı sıra kuru da yakıyorlar yani, anlayacak. Veya kurun yanı sıra yaş da yanıyor. Bizi niye yakıyorsunuz kardeş? Veya yabancılar insan evladı değil mi? Onlardan efendim 5 dolar kazanacağın yerde sen efendime söyleyeyim 20 dolar bizden çıkartıyorsun. Günah. Artık ya dürüst olalım ya bu dürüst elden bırakalım. Vallahi bak birine de çalıyor demeyelim. Efendime söyleyeyim öbürü sarayda yaşıyor demeyelim. Ya bugün Vatikan Sarayı var. Sarayda yaşıyor ama. He? Sarayda yaşıyor. Ya bak kardeşim hepsinin sarayı var. Vatikan Sarayı var. Bugün Washington Sarayı var. Rusya'da bir saray daha var. Bir Türkiye'de saray olmuş, çok görmeyin ya. Vallahi görmeyin ya. Bir saray yok yalnız. Bir tane saray yok. Topkapı Sarayı mı diyorsun? Ya yazlık saraylar da var onu söyleyeyim. Yazlık Sarayı mı? Evet. Hangi yazlık saray? Bilmiyor musun? Ben bilmiyorum vallahi. Abi hiç bilmiyorum. Nereye saray yapmış? Urfa saray zaten. Van'da var saray. Urfa'nın kendisi kendi saray. Yaptı ya. Urfa kendisi saray. Urfa'yı söylemeyin. Urfa yani mükemmel bir şey. Ben Urfa'yla, ben Urfa'nın kendisi saray diyorum. Van'da yaptı. Van'da saray yaptı. Bahçe Sarayı var orada. Bahçe Sarayı olur mu? Gerçek saray yaptı. Ne saray yaptı? Kendi. Tatvan'da var saray. Tatvan'a yaptı. Ne güzel işte. Bitlis Tatvan'da. Ne güzel be kardeşim. Ne güzel diyor. He. Biz niye gidelim? Bizim niye saray yok? Vallahi burada var. Hani burada Topkapı Sarayı var. Ha nerede saray? Vallahi Topkapı Sarayı var. Para. Her gün ziyarete gitsen. Senin mi abi Topkapı Sarayı? Para. Senin mi Topkapı Sarayı? Vallahi dedemden kaldı. Maşallah. Hepimizin dedesi. Ha. Sen zenginsin o zaman. He? 2797 lira engelli maaşla yaşıyorum.
demiyorum. Vallahi acım demiyorum. Billahi acım demiyorum. Bakın ben İstanbul'a gelmişim. Sivas'tan geldim. İstanbul'a hoş bulduk. Sivas'tan geldim buraya. Yemin billahi dedi ki o maaşla nasıl yaşayacağım burada? Ben yaşıyorum işte o maaşla. Niye biliyor musun? İdareni bileceğim. Kira yok. Yok ben memlekette veriyor. Hı? Memlekette veriyor. Kaç lira kira veriyorsun burada? Ben burada kızım var 11 lira veriyor. Kızın veriyor sen? Ben mi? 1,5 lira. 1,5 veriyor. 1,5 ne verdi? He? Ne alıyorsun 1,5'a? Zaten 1,5'a verdi. Ben 2'ye de razı değilim. Kendi 1,5 etti. Kirayı 1,5'a verdin. 1,5'a burada mı oturuyorsun? Ben 1,5'a vermedim. Burada oturuyorsun. Ben oturuyorum 1,5 liraya. Kiraya. He. Sen burada kızın yanında oturuyorsun. Ben nereden nasıl? Ziyarete geldim. Tamam. 11 liraya oturuyor. Vallahi İstanbul gibi yerde 11 liraya da ev bulmak fermana mahsus. Yanlışı var. Fırsatçılık olmayacak. Az önce gördüm fırsatçılığı. Hı. Az önce gördüm. Stokçılık, fırsatçılık, gariban halkı halk eziyor. Denetim yapmıyorlar abi. Onlar da fiyatları yani artırıyor. O lafına katılıyorum. Yalan değil. Öyle bir yapacaksın ki hapis cezasını 15 lira çıkaracaksın. Para cezalarını milyonlar... Sen de çok acımasız davrandın ha. İşine geliyorsa. 5 yıl çok olmadı mı? Çok olmadı. Niye? Gariban yatınca ceza oluyor. Zengin yatınca çok mu oluyor cezası? Yatsınlar kardeş. Ne koronlara koymaz ki. Nasıl tıkır 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 para geliyor. Vallahi burada... Nasıl geliyor bir dakika? Geliyor burada tıkır 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 geliyor. Sana bana nereden geliyor? Bak sen elinde bir mikrofon alıyorsun. Şurada bir YouTube programı yapayım. 3-5 kuruş tutursan yolumu vurayım diye çabalıyor. O ne yapıyor? Kapıda bağırıyor. Eline bir şeyler almış. İki yabancılı öğrenmiş. Fazla değil ha. İki tane biliyor musun? İşte satma fiyatı kıvır zıvır hesabı. Biz oradan bağırıyor. Kam gel. Ne geliyorsa. Oturabiliyor musun? He? Sen oturabiliyor musun oraya dedikleri yere? Nereye? O dedikleri ben, yere. Ben oturmam ki. Ne? Ben oturmam bir ki. Otursana. Vallahi yemin. Vallahi yok. Hanıma gittim. Hanıma gittim dün ben. Yengenin yemin ediyorum bak. Şimdi bak az önce etek alalım falan dedi. Söyleme kayıp. Yemin ediyorum. Oraya gittik. Ya Allah Allah. Ben memlekette 150 kağıda almadım Mete. La burada baktım 300 olmuş. La dedim burada eskiden sinek avlıyordu buraya. Kimse almıyordu. Şimdi niye beyin oldu? Yol masrafı. Bunu biz yol yaptık. Ne masrafı abi? İşte yabancılar geliyor ya. Ama yollar yürümeyle aşınıyor demek ki bu saatten sonra. Ne oluyor? Yollar yürümeyle aşınıyor bu saatten sonra. Yani ya ne yolun masrafı kurban oluyor. Ben bu İstanbul'u yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum. 4 saat bak 4 saat. Kapalı çarşıdan Ecitekoy'da köye kadar yürümüşüm geze geze. Buradan başlamışım. Kapalı çarşıdan Mecidiyeköy'e. Eyvallah. Buradan başlamışım. Kaç kilometre ya? Buradan başlamışım Ataköy'e yürüyerek. Çok. Efendime söyleyeyim Sultanbeyli'den başlamışım. Ümraniye merkeze kadar yürüyerek. Sultanbeyli'den İmraniye'ye. Vallahi billahi yemin ediyorum. Abi şimdi, yerleri karıştırmış olmuyorsun. Hayır hayır. Çevre yolundan yürüdüm geldim. Sultanbeyli'den İmraniye'ye yürüdüm. Daha bak dedim ki ya bir saat mi iki saat. Şimdi Ancona gidiyorum biliyor musun Sultanbeyli? 20 kilometre falan orası. Kaç? O dedi İmraniye ile... 23 kilometre. 23 kilometre yürüdün evet. Mü? Yürünüyor demek ki ben yürüdüm. göbek duruyor abi. He? Hayır bu göbeğini yap. Ama gerçekten şimdi şu kadar gezeceğimize ben buradan yürüyerek evime giderim o zaman gezmem. Arabaya da ihtiyacın yok. Ya Sivas dediğinle bir başı hepsi en fazla 40 dakika yürüyerek. Ya, toprak bakımından İstanbul'dan büyük yani. Toprak bakımından İstanbul'dan büyük. Türkiye'de ikinci. Ya, Ümraniye'den oraya yürüyen, Sultanbeyli'ye yürüyen Sivas'a da yürür diyorsun. Ben mi? Yok yürümem Sivas'a da. Şimdi o kadar da kendim şey yapmam ama gerçek. Ben Rize'ye gittim. Rize hemen burada hastaneye gideceğim. Aa şuraya. Aa buradırken Rize bitir. 5 dakika sürmedi Rize. Ya şimdi yürüyerek değil mi? Yürüyerek yol aşınmaz. Yürüyün kardeşim gezin. Bak ne güzel göbek eritiyorum. Demin diyor ki hadi gidelim eve. Ya biz buraya niye geldik o zaman diyeyim eve gidelim. Gezeceğiz. Ama şunu bilin ki kardeşim başımızdaki adamda suç yok. Suç bizde. Baba olamazsan sen evlat yetiştiği bu olur evladında. Baba olacaksın baba. Evlatlara bakacaksın. Evlat da sana saygı gösterecek. Sana sığınacak. Allah razı olsun bak saygı gösteriyor. Ben 4 yıl sonra ilk kızımdan 4 yıl sonra ilk defa gelmişim yanına. Gerçekten diyorum. Şimdi ben kendisine teşekkür ediyorum. İyi bir evlat yetiştirmişim diyorum. Vatana millete güzel hizmet ediyor. Ha vatanda devlette işin gerçeği millete hizmet etsin. Ha, ediyor mu? Ben ediyorum. Bir tane fakirim diyen varsa namert. Diye fakirim diye. Ya şey çıkart cebinden paraları. Ha. Ben de çıkartayım. Tamam. Ha, gel. Ha, hepsi paramın hepsi bu. Ha, kaç tane? 200 lira var yok vallahi. Ne çıkart? Tamam işte. 60 lira. Ben engelli maçıyla 20 lira. Engelli maçıyla yaşıyorum. Sen para mı? Ne? Bu para mı? Cem daha ben bundan. Çalışıyorum. Ben çalışmıyorum. Çalışmıyorum. Ben de çalışıyorum. Nasılsın bana? Ben de çalışıyorum. Ben çalışmıyorum. Para mı olması lazım diyorum ya? Çalışıyorum. Devlete teşekkür ediyor. Devlete ben hiç teşekkür etmiyorum. Ben ediyorum abi. Alıyor her ediyor. Devlet ayrı. Hükümete teşekkür etmiyorum ben. Param yok. Kim eritiyor? Ben eritiyorum. Yok. Sen eritiyorsun. Yok ya yani bereket yok. Bereket yok. Bak şimdi. Devlet sensin. Devlet sensin. Sen kendi kendine teşekkür ediyorsun bak şimdi. Evet teşekkür ederim. Çünkü kendi kendine. Bak Karaköy.
Bakın, Karaköy iskelesini oraya gittim. Çay 49 lira. Gelmişim Fatih Belediyesi'ne çay 10 lira. Niye? Ben demin diyorum ki kendi kendime. Ya ben aptalmışım diyorum. 49 50 liraya çay içmişim. Yani şimdi cebinde bir 2 milyar çıkartman lazım. Allah yok. Niye çıkartamıyorsun? Yok. Demek ki yok. Yani savunduğun adam bir şey koymamış. Almış, ben almış. Minnet duyuyorum arkadaş. Almış, almış. Vallahi ben minnet duyarım. Çalmış, çalmış. Gerçekten teşekkür ederim. Teşekkür etme, etme. Yok cebinde 2 milyar paran yok senin. Şurada bir çay içemeyeceksin. Otur 2 çay üst üste söyleyemezsin. Gördüm. Gördüm. Tek servisle gördüm. Gördüm. Özel zamanlar gördüm. Özel'in gözünü seveyim ben. Özel'in. Her bir mükemmel zam yapıyordu. Ne yapıyordu? Para vardı, para. Bütün Özel'in zenginleri şu gördüğün adamlar. Tamam da şimdi bakın Özel'in zenginleri de. Özel zaten zengini zengin etti. Dupla yolu, iki dupla yol yaptı. Ben dupla yol. Özel otomanları yaptı. Konuşmadı adam. Ben otoman yapıyorum. Özel. Otoman görmedim onu zamanında. Görmedin mi? Allah'tan kork, Allah'tan kork. Otomana. Kim yaptı otomanları? Serbest piyasa yaptı. Tamam mı? En büyük hatası oldu. Özel yaz otomanları kim yaptı diye. Şimdi bakın şimdi anayasa değişecek ki serbest piyasa ekonomisini çıkarsınlar. Bak çıkartmıyorlar. Onu söylemen lazım. Kendine söylemen lazım. Bize değil. Ya diyor. Biz kendi adam o gün görüştü. Şey yalan söylüyor. Aynı ikisinde görüştüler. Yalan yine yalan söylüyor. Kim yalan söylüyor? Söylüyor. Kim yalan söylüyor? Yalan söylüyor. Senin o bahsettiğin tamam kişi. Tamam da siyasette yalan yok ki. Yalan çok. Siyasetin hepsi yalan. Yalan çok. İşte yalan yok ki. Hangi siyasetçi yok. Doğru ki doğru olsun? Yok, tamam da bu kadar da deme, yalan olmaz kardeş. Neren doğru demişler de. O da demiş ki neren doğru ki demiş. O hesap yani. Yani o hesap. Hangisi doğru ki be kardeşim? Haklısın güzel. Konuşuyorsun da. Ben Dubai'ye de gittim. 22 gün kaldım. Kursa gittim geldim. Ya bakın. Sen Türkiye'den bahset sen diyor. Dubai'den ne işimiz var bizim? Türkiye'den bahset sen. Dubai'de ne işin var senin? Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Oturup da bir çay içeyim ya. Şöyle bak şuradan. Şöyle bir çay içeyim. Buyurun vallahi ısmarlayın. Ya o paran yetmez o paran. Ben mi? O paran yetmez. Ne ısmarlayacağım? O paran yetmez. Çaydın çay mı ısmarlayın? Ben ona güvenip yetmez sana. Ya. 2 milyar para çıkarsam ben giderim. Yanlış anlatma. Seni bekliyor. Boş ver şimdi. Yengene kalsak evin yönü buna bak. O zaten İstanbul'da ne görse şunu alacağım, bunu alacağım, bunu alacağım. Alacak abi ya. Alacaksın. Ne? Alacaksın. Ne alacak? Yok alacaksın. Şimdi bak. Kimi? Yaşlandırmışım bak teyzeyi. Yaş büyük. Yaşlandırdım da. Ben de işlerim yok. Tamam, ama güzel. Yine diyorum yine. Arkadaş unutmayın. Gençsiniz. Görüşünüz, fikriniz, zikriniz ne olursa olsun. Ben kömüre gidiyordum. Bakın 80'de. Annem de hiç unutmam. Karne elimizde hatırlarsınız. Evet. Kömür tepsiler vardı. Evet. Giderdik soğukta çiçeğe çiçeğe kömür alırdık. Evet. Şimdi affedersin her şey var. Bu sefer de affedersin ben bir elimiz kalktı. Ben bir randevu alıyorum. 6 ay sonra oraya alıyorum. Ben ölüyorum. Randevu. Allah aşkına ya ben 6 aya kadar çıkmayacağım ki. Emin de alım yani. Yürümeyiz. Senede. Yoktu. Hemen alıyorsun randevu görünüyordun doktora. Ben de sana dedim. Ha neydi? O şakar da onu götürüyordu. Amerika ambargo uyguluyor. Niye uyguluyordu? Amerika bize ambargo uyguladı mı? Yanlış anlamayın. Ya yanlış anlamayın. Şimdi Amerika'ya destek verdi şey Amerika'ya karşı geldiler diye 6. filo adamları. Evet. Hatırladınız. Evet. O insanların günahı ne? Tamam. Haklılarmış o çocuk. Haklılar. Şimdi? Şimdi Amerika'nın arkasına gidenler var. Kim yandaş? Gidenler var. Kim? Gidenler var. Sen o gördüğün adamların hepsi Amerika'ya karşı cephe alıyordu. Tamam da 8 saat gitti. Bir havalı şey kapatamadı. İncil havalanını kapatamadı. Ya, 6. filoya ayağa kalktılar. O çocuklar yazık. Günah değil mi o insanlar tamam, boşaydı. Geldi de adam. Ben her gün diyorum ya. Tamam. O çocuklar suç günahı yoktu. Gerçekten yoktu. Ecevit kadar delikanlı adam var mıymış başbakan? Yok. Ecevit. Gel dedi gel 6. filoya getir dedi getir. Ama şimdi bu adam bir İncil'liği kapatamadı. Büyük savaşlara girdik. Çuval geçirdiler askerlerimizin havasına. Ben görüş olarak demiyorum bak. Ben şunu söylüyorum. Ben Ecevit iyi bir adamdı ama son zamanlarda gençliği değil ama 10 yıl genç olaydı. Bakın ne yapıyordu. Tamam bu diyor ki güçlük diyor ya. Güçlük diyor ya. Biz işte Amerika'dan da iyiyik diyor. Sana bir şey söyleyeyim. Diyor değil mi? Sana bir şey söyleyeyim. He? Hepimiz anti-emperyalist Amerika'nın nefreti yürüyoruz. Türk insan olarak ya, nefret ne diyor? Bu baştak yetmiyor. Kim? Baştak yetmiyor. Bir dostu. Yandaşı. Ben yandaş değilim. Al bir papazı ver bir papazı diyordu. Ben yandaş değilim. Dikkatini çekerim. Ben bu engelli maaşını bundan da almıyorum. Engelli maaşının mimarı Ecevit'tir. 74'te çıkarttı. Tamam. Yaşlılık maaşını, engelli maaşını o yaptı. Bak ben Demirel yer yarıyordum. Demirel yaptı. Her kim yaptı? Demirel yaptı. Ha. Yeşil kartını verdi. Gideceksin doktora bedava görüneceksin dedi. Ama diye çıkart mı vardı? He? Özel çıkarttı abi yeşil kartı. Demirel dedi. Demirel çıkarttı. Abi sen yaz. Yaz şeye. Altı. Ben 63 yaşındayım. Kogula yaz. Hadi doğru. Kogula yaz çıkar. Kogula yaz. Yeşil ben o zaman şeylerden de izle. YouTube'lardan da izle. Bu yeşil kartı verecek. Kimse para ödemeyecek dedi hastanelere. Doğru mu? İzledin mi? Kötü bir şey mi yaptı? Ben diyorum ki Ecevit 10 sene genç olaydı. Tamam mı? Evet. Çok iyi olurdu ama evet. Son zamanlarda yediler adamı. Adamı Ecevit, yediler. Ecevit niye? Hep dış cephe aldı dışarılara adam ama gururundan pay şey vermedi, fire vermedi. O
Onun yüzünden adamı yaşatmadılar. Teşekkür ettim kardeşim. Teşekkür ederiz abi. Teşekkür ettim. Güzel, teşekkür edeyim. Videoyu bitirelim burada.